şimdi konuğumuz psikolog ve aile terapisti Nazlı Kocabaş'a. Konumuz panik atak. Çok ciddi bir konu. Pek çoğumuzun hayatının bir döneminde yaşamış olduğunu veya şu anda yaşamakta olduğunu düşünüyorum. O yüzden aklıma gelen tüm soruları konuğumuza yöneltmeye çalışacağım. Ama lütfen eksiklerim olursa siz de ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşın. Merhabalar Nazlı Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Panik atak gerçekten çok ciddi bir konu ve pek çok kişi bunu deneyimliyor. Ama nedir panik atak tam olarak? Biz sizden öncelikle bilimsel tanımını alalım lütfen. Tabii panik atak en basit tabiriyle aslında ani bir endişe nöbetidir. Burada kişiler beklemedikleri bir anda yoğun bir atak yaşamaya başlarlar. 10 dakika içerisinde bu atak onları en çok rahatsız edecek seviyeye kadar gelir ve zaten kişi bir doktora, bir hastaneye ya da başka bir sağlık kuruluşuna gitme talebinde bulunmaya başlar yavaş yavaş. Oraya gittiklerinde ise belirtiler hiçbir tedavi olmadan kendiliğinden geçmektedir. Nöbet bittikten sonra kişi kendini çok bitkin ve yorgun hissetmektedir. Çünkü atak anında bütün bedeni çok yorulmaktadır aslında. Bunun gibi beklenmeyen panik atakları, kaygı nöbetleridir aslında. Peki yaşadığımız her kaygı, her endişe panik atak nöbeti midir? Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Tabii bazı belirtilerimiz var aslında bu yaşadığımız nöbetin panik atak olup olmayacağı ile ilgili. Birazdan sıralayacağım belirtilerden 4 ya da daha fazlasını yaşıyorsanız bu bir panik atak nöbetidir. Ne olabilir? Kalp çarpıntısı, kan basıncının hızla yükselmesi, titremeler, üşüme ya da sıcak basması, karın ağrısı, mide bulantısı, bayılma, ölme korkusu, kendini farklı hissetme, biraz gerçeklikten kopma gibi belirtilerden 4 ya da daha fazlası varsa bunlar panik atak göstergesidir. Burada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Birçok fiziksel rahatsızlıklarla da ortak belirtileri var panik atağın. O yüzden fiziksel olarak başka bir problem olmadığının da hekimlerce onaylanması gerekiyor. Yani kalp krizi gibi ya da bir damar problemi gibi. Yani kişi kalp krizi geçiriyormuş gibi hissediyor ama aslında her şey tamamen psikolojik, doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Çünkü geçirdikleri bütün check-up'lar sonucunda ve doktorların gözlemleri sonucunda hiçbir fiziksel bulguya rastlanmıyor. Dolayısıyla bunun bir panik atak olduğuna karar veriyor hekimler ve biz de bunun tedavisine başlıyoruz. Kişiler bunu kendileri anlayabilir mi? Tabii ki. Yani şöyle, zaten atak geçirdiğini fark etmemesi gibi bir şey söz konusu değil ama fiziksel olup olmadığının ayrımına varamaz. Yani kendisi. Ben panik atak geçiriyorum, aslında bir şeyim yok diyebilir mi? O bilince varmış mıdır yoksa? Şimdi bunun teşhisi konduysa varabilir. Bilinçli ama olabilir. Yine de zaten panik atağın oluşma şekli bu. O anda gerçekten öldüğünü ve bir şeylerin sorunlu gittiğine inandığı için zaten bu gerçekleşiyor. Mesela bana gelen danışanlardan inanın en az 10 kere 15 kere check-up'lar yaptıran, bir doktora güvenmeyip başka bir doktora daha soran ve bunun psikolojik bir şey olduğunu inanmayan, kabul etmeyen bir sürü kişiler var. Panik atak olduğunu anlamak zaman alıyor danışan için. Peki panik atağa sahip kişilerin belirleyici ortak özellikleri var mı? Tabii aslında bu kişiler daha kaygılı kişilerdir. Panik atak en azından bir kez geçirdikten sonra bir korku gelir. Ya bir daha olursa ve hep o atağa hazırlıklı olmakla geçer. Yani panik atağın da paniği. Aynen öyle, panik atak evet. Olacağım diye panik olmak. Evde yalnız kalmak istemezler. Şehir değiştirirken bir iş seyahatinde çok zorlanırlar. Yakınlarında bir sağlık kuruluşu olup olmadıklarını gözlemlerler. Her şeylerini buna göre ayarlarlar ve kendilerini çok dinlerler. Bu sırada yakınındaki kişilere ne gibi görevler düşüyor? Özellikle panik atak geçirilirken bir yakınımız geçiriyorsa panik atak krizini ne yapmalıyız?
Tabii o kişi de aslında çok zor bir durumda o anda. Çünkü panik atak geçiren kişi gerçekten kasılıyor, titriyor, yatıyor, bayılıyor. Çok zor zamanlar geçiriyor. Yani gerçekten kalp krizi geçirdiğini düşünüp çok daha ciddi tepkiler verebilir kişiler diye düşünüyorum. Doğrudur. Eğer panik atak teşhisi konduysa yanındaki kişi onu biraz şöyle sakinleştirebilir. Bak biliyorsun daha önce de oldu, geçecek. Hı-hı. Biraz dişimizi sıkalım deyip onu sakinleştirici cümleler kurabilir. Zaten bunları kurmasa bile yanında olup elini tutmak, o anda onu dinlemek bile atak geçiren kişiye çok iyi gelmektedir. Yapmaması gereken bir şey var o yanındaki kişinin. O anda ona öğütler verip suçlayıcı ithamlarda bulunması çok doğru olmaz. Çünkü kişi zaten bir atak içerisindedir. İşte bak hep bunları sen yapıyorsun, kafanda büyüttüğün için oluyor falan gibi suçlayıcı cümlelerden kaçınalım. Onun o an yeri ve zamanı değil. Belki bu konu daha sonra konuşulmalı ya da kişi terapistiyle bunu konuşmalı. Ama onun dışında yanında olmalı, destekleyici olmalı. Sakinleştirici bir tavır içerisinde olmakta fayda var. Evet. Peki panik atak geçiren kişinin neler yapması gerekiyor? Şimdi atak geldiği zaman zaten biz bunları yavaş yavaş danışanlarımıza da öğretmeye başlıyoruz. Atağın geçeceğini hatırlatmalı kendine sürekli. Uzanabilir ya da bir yere oturabilir. O anda kontrol edebileceği tek şey aslında nefesi. O yüzden biraz nefes egzersizleri öğretiyoruz. Atak sırasında nefes çok fazla hızlı bir şekilde alınıp bırakılıyor ve vücut alarma geçiyor. Halbuki danışan o nefesini kontrol edebilirse vücut alarm etkisini biraz dindirebiliyor. Diyoruz ki nefesinizi içinize çekin, 10 saniye, 8 saniye tutmaya çalışın ve yavaş yavaş bırakın. Sonra biraz daha normal seyrinizde gidin. Bir daha. Yani 3 kez bu 10 saniyelik nefes tutma egzersizini yapmak onları rahatlatacak ve atağın daha çabuk geçmesine yardımcı olacaktır. Şimdi panik atak yaşayan kişilere öncelikle nefes egzersizlerini öneriyorsunuz. Hı hı. Başka neler tavsiye ediyorsunuz? Bu sürekli kendilerini dinleme halinden vazgeçmek, birazcık kendilerine zaman ayırmak, hoşlandıkları şeylere odaklanmaya çalışmak çok önemli. Ama bu teşhisi aldıktan sonra da bir terapistle görüşmeliler. Çünkü panik atak aslında şu demek, vücut diyor ki bir şeyler ters gidiyor. Yani hadi bununla ilgili bir şeyler yap diyor kişiye. Vücuda biraz da kulak vermek, onun ne demek istediğini çözmek lazım ve bunu bir terapi odasına taşımak lazım diye düşünüyorum. Her alanda olduğu gibi konunun uzmanına danışmakta fayda var. Aynen öyle. Altında ne yatar, nasıl geçer, profesyonel bir destek almak çok doğru olacaktır. Kolayca çözüme ulaşılabilecekken aslında bu sıkıntıyla yaşamanın pek bir anlamı yok diye düşünüyorum ben de. Evet, ertelememeliler. İstatistikler nasıl? Çok sık görülmeye başladığını düşünüyorum. Siz neler söylersiniz bununla ilgili? Evet, çok sık görülmeye başlandı tabii bu. Bunun birazcık şu anki yaşam şartlarımızla da ilgisi var. Büyük bir şehirde yaşıyoruz. Sürekli kalabalık alanlardayız, toplu taşımalardayız. Kendi aracımızdaysak sürekli trafikteyiz ve bu bizi geriyor aslında. Kurumsal hayatta çoğumuz çalışanlar stresle baş edemiyor, rekabet var. Bir yandan her şey çok pahalı, aileni geçindirmeye çalışmak derken kişiler aslında çok fazla kendilerine zaman ayırmıyor oluyorlar. Bu strese eskiye göre çok daha fazla maruz kalmış oluyorlar. O yüzden hani ben hep diyorum ki 15 dakika, 20 dakika da olsa bir yürüyüş yapın. Kafanızı değiştirecek, işten ya da evden farklı biraz zaman geçirin diye insanlara önerilerde bulunuyorum aslında. Tabii bu son zamanlardaki hani terör olayları falan bütün bunlar kişilerin kaygılarını çok besliyor. Olabildiğince kendilerini iyi hissettirecek aktiviteleri öneriyorum. Üzerimizdeki baskılardan kurtulmaya çalışıp bize keyif veren şeylere zaman ayırmak gerekiyor aslında. Zaman bulmamız lazım. Evet, çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Psikolog ve aile terapisti Nazlı Kocabaş'a bizlerle. Eğer benim burada sormayı unuttuğum sorular varsa lütfen siz de ekranın altındaki iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşın. Evet Nazlı Hanım, gerçekten ciddi bir konu, önemli bir konu. Tedavi edilmezse ne olur? Bu da çok önemli. Elbet bir tedavisi var değil mi? Evet, tabii ki. Şimdi şöyle, aslında bu değişiyor. Kimilerinde ilaç tedavisi artı psikoterapi görüyoruz. Kimilerinde sadece psikoterapi görüyoruz. Dereceleri mi vardır panik atağın? Evet, yani şimdi şöyle, aslında
Ben insanlara şunu öneriyorum. Bu atağı yaşadıktan sonra bir doktora gittik, bir hastaneye gittik. Onlar da dediler ki fiziksel hiçbir bulgu yok. Bu psikolojik bir şeydir dediler. Hemen artık bununla ilgili bir yol almaları gerekiyor. Çünkü orada insanlar oyalanıyor. Bir doktora daha gideyim, bir hastaneye daha gideyim. Ya gerçekten bir şeyim varsa, ya gerçekten bir şeyim varsa. Bu sefer süreç uzuyor. Daha çok atak yaşıyorlar. Korkuları depreşiyor. Ya daha da sık yaşarsam, şurada da yaşarsam, burada da yaşarsam. Panik bulutu büyümeye devam ediyor. Gittikçe seviye artıyor panik atağı. Evet, evet. Tabii başka hastalıkları da bazen tetikleyebiliyor. Dediğim gibi çok zaten kaygılı kişilerde görüyoruz daha çok bu panik atağı. O kadar farklı şekillerde çıkıyor ki mesela bazılarında boğulma, öksürme gece uyurken şeklinde, kimisinin titreme nöbeti şeklinde, kimisinin gerçekten kalp çarpıntısı ve ağrısıyla birlikte, kiminde tamamen bağırsak, karın bölgesinde farklı farklı çeşitlerine rastlıyoruz. Yani biliyoruz ki pek çok hastalığın altında psikolojik nedenler yatıyor. Ya bu şekilde yaşamaya devam edilirse belki gerçekten bir hastalık sahibi de olunabilir. Fiziksel bir hastalık sahibi olunabilir. Evet. Peki siz nasıl seanslar halinde tedaviler uyguluyorsunuz? Örneğin seans süreniz kaç dakikadır, saat midir? Ne sıklıkla size başvurmaları gerekiyor danışanlarınız? Tabii benim seanslarım 1 saat sürüyor. Seanslarımızda aslında konumuz ne olursa olsun, yani danışan ne sebeple gelirse gelsin, bizim 2 hedefimiz var. Birincisi o şikayetinden artık kurtulmasını sağlamak. Yani panik atak mı yaşıyor? Artık bu atağı yaşamamasını sağlamak. İkincisi de ve bence daha önemli ve derin bir çalışma gerektiren kısmı da neden bu atak onda oluştu? Tetikleyicileri neler? Kaynağı neler? Hatta biraz daha çocukluğa inip anne baba ilişkilerini içeren dinamik çalışmalar da yapıyoruz. Bu gibi çalışmalar çünkü çok daha kalıcı bir sonuç almamızı sağlıyor. Yani kişi iyileşti, gönderdiniz. 5 sene sonra yeni bir tetikleyici olayla hadi hastalık kendini tekrar edebiliyor. Oysa ki tam anlamıyla bir çocukluğuna da inerek, oradaki çatışmalarını da çözerek tertemiz bir şekilde onu yollarsak hiçbir zaman bir daha böyle bir şikayetle bize başvurmuyor. Sorunu kökten çözersek geri dönüşü olmaz diyorsunuz. Aynen. Peki tabii ki çok net bir bilgi veremeyiz bu konuda ama kaç seansta kurtulunabiliyor panik ataktan? Şimdi bu da çok kişiden kişiye göre değişiyor. Az önce de sorduğunuz gibi mesela kaç seans görüşüyorsunuz? Kimi danışanlarımızla haftada bir görüşüyoruz. Bazı danışanlarımızla 15'te bir görüşüyoruz. Bazen haftada bir başlayıp 15'te bire çektiklerimiz oluyor. Hem görüşme sıklığımız bunda önemli. Kişinin ne kadar dirençli olduğuyla ilgili. Çünkü bazı kişi terapistine değil ama kendisine çok açık olamıyor. Bazı şeyleri kabul etmesi daha çok zaman alabiliyor. Ya da bir diğer faktör, çevresindeki kişiler, eşi, ailesi nasıl yaklaşıyor? Bazen biz çok güzel yol kat ediyoruz ama eşten gelen bazı tepkiler, aileden gelen bazı tepkiler süreci uzatabiliyor. Belki demin bahsettiğiniz suçlayıcı tepkiler olursa. Yine zorlaşır sizin işiniz. Hani amacımız zaten kişiyi başkalarının düşüncelerinden olabildiğince hızlıca özgürleştirmek ve hani kendi fikirlerine önem vermesini sağlamak. Çok güzel. Peki son sorum bizleri uzaklardan izleyen izleyicilerim için olacak. Bu seansları günümüz teknolojisinden yararlanarak acaba uzaktan yapabiliyor musunuz? Tabii şöyle. Yapılabilir. Birebir de yüz yüzeyi tercih ediyoruz. Çünkü bazı kullandığımız egzersizler ve objeler oluyor. Ama uzaktan da sürdürdüğümüz seanslarımız var. Belki bir tık uzayabilir tedavi süreci ama yapılmaz diye bir şey yok. Belki birkaç seans fazla olur ama uzaktan da bu iş çözülebilir. Çok teşekkür ediyorum size. Evet, psikolog ve aile terapisti Nazlı Kocabaş'a bizlerle birlikteydi. Panik atağı konuştuk. Çok yaşa devam ediyor.